bir açık beyin yan ürünü olan Kaçık Beyin ilk programımıza hoş geldiniz. İşi gücü mizah olan bir program. İşi gücü mizah dedik de mizah yapmayacağız. Sizi güldürmek peşinde değiliz. İnsanlar neye gülüyor, niye gülüyor, nasıl gülüyor? Mizahın kalitesi nasıl yapılır? İyisini ayırt etmek kolay mıdır? Kötüsünü yapmak zor mudur? Bunları konuşacağız. Mizah deyince de dönüştürücü gücüne, değiştirici gücüne inandığımız bir fenomen. Ama önce gülmeyle başlayacağız. En çok ilişkilendirildiği şey gülmek. TDK'daki ilk karşılığı da gülmece. O yüzden Sinan Canan'la gülmek nedir diye başlayacağız. Ay, onur duydum. Çok teşekkür ederim. Böyle şeyle mizahla gibi İhsan'cığım bu arada. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten hepimize. Açık beynin yan ürünü kaçık beyin. Uzunca bir süredir muhabbetin ettiğimiz bir şeydi ama en sonunda çok şükür geçtik buraya. Şu anda Açık Beyin ofisindeyiz. Ben ilk bölüme konuğum. Mizah alanının gayet seçkin isimleriyle İhsan'cığım sağ olsun. Enteresan bir muhabbet yapacak. Biz burada İhsan'la çok eski tanışırız. Bizim tanışmamız da gülmecelerde bu arada. İçmecelerde tanışmak gibi bir durum yani. Gülmecelerde tanışmak. Emiklikte içmeceleri de yaparız. Dedi ki sana bir şey soracağım. Ne soracağım ben şimdi? Gülmek nedir diye mi soracağım? Ne yapacağım? Hocam öyle soracağım. Gülmek nedir? Fonksiyonu nedir? İnsanlar olarak gülüyoruz da bizden başka gülen hayvan var mı? Şöyle özetleyeyim. Gülen hayvan var. Özellikle işte maymunlarda falan filan belli durumlarda. Hani filmlerde falan da biliyoruz. Bir gülme refleksine benzer bir şeyler var. Ama bizim insan olarak güldüğümüz şeylerle hayvanların güldüğü şeyler ortak noktaları olsa da biz çok farklı bir amaç için kullanıyoruz bunu. Öncelikle bir şeye niye gülüyoruz? Bu sinir bilimsel olarak yani zor bir soru. Yakın zamanda çok fazla çalışma da var, kanıt da var, evrimsel psikolojiden gelen bilgiler de var. Bir sürü bir şeyler var ama neticede teoriler var bu konuyla ilgili. Bir kere net bir şey yok. Yani ben açıkçası bir sinir bilimci olarak sana %100 diyemem ki şundan dolayı gülüyoruz. Çünkü güldüğümüz şeyler çok çeşitli. Ama gülmenin altında şöyle bir şey yatıyor. Beklentilere aykırı bir durum var. Bir çelişki var. Bir çelişki, bir aykırılık. Yani bir şey olacak diye bekliyorsun sen ama o olmuyor. Yani mesela beklentiye aykırı bir şey olduğunda bu bizi İşte üzer ya da ne bileyim belirsizliğe sokar. Yani kötü bir şeydir aslında. Fakat eğer bu beklentiye aykırılık durumu kötü bir şeye neden olmuyorsa biz hem kendimize hem etraftaki insanlara her şey yolunda yani bunun bize zararı yok mesajını verebilmek için gülme diye bir refleks uyandırıyormuşuz gibi gözüküyor. Gülerek hem kendimiz bir rahatlıyoruz. Evet. Yani bu çelişkiyi bir şekilde tespit ediyor beynimiz. Böyle bir reaksiyon çıkarıyor ama sadece bizim için değil yanımızdaki insana da diyoruz ki korkma. Ha 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 ha. Yani bu gülelim geçelim. Güvendeyiz. Bir sosyal mesaj. İşte o yüzden böyle çok kişiyle beraberken gülme biraz da yayılan bir şey. İşte ben senden gülme mesajını alıyorum. Ben de gülerek öbürünü aktarıyorum. Böyle güle güle aramızda biz konuyu yaymış ve bir popülasyon olarak rahatlamış oluyoruz neticede. Böyle bir mantığı var gibi gözüküyor. Güzel. Buna şey diyorlar. İngilizcesini araştırmak isteyenler için. Benign violation yani zararsız ihlal durumları. Beklentiler ihlal ediliyor ama zararsız bir şekilde ihlal ediliyor. Böylece bu bizi rahatlatıyor. Bunun da aslında en güzel örneği insanın günlük hayatında görüyoruz. Ben hep o örneği veriyorum anlatırken. Mesela bir bebek yürürken takılıp düşüyor. Erişkinler gülüyor, bebek genellikle ağlıyor ya da uf oluyor. Tamam mı? O onun için kötü bir şey. Biz niye gülüyoruz? Bebeğin zarar görmeyeceğini bildiğimiz için. Düşme beklentimize aykırı bir durum ama bebeğe zarar vermeyeceği için sevimli bir gülüşle yaklaşıp işte onu üstüne çırpıyoruz, kaldırıyoruz falan. Ama 80 yaşında bir amca ya da teyze yürürken pat diye düşse Allah korusun. Kimse gülerek cevap vermez. Hemen yardımına koşarız. Endişeli bir surat ifadesi gelir. O da aynı şekilde beklentiye aykırı bir düşme. Ama bu zarar görme ihtimali var. Hatta bu durumda birisi gülerse ne oluyor? Ayıp. Zalim diyoruz değil mi? Ayıp yani. Koca adam düşmüş falan filan gibi. İşte bunun gibi bir şey biraz yani. O zaman yani bunun bir fonksiyonu var. Var. Zaten gülme, ağlama, esneme, bırt zırt genellikle kendimiz için yaptığımız şeyler değil. Tamam. Yani diğer insanlar için yaptığımız bir şey. İşte ben buraya sorular not aldım. Oradan böyle ilerlemek istiyorum. Şimdi güldük. Beyinde... Yemin ediyorum sorular çok. Beynimizde bir takım bölgeler çalışıyor. Birbirinden farklı bölgeler. Beynin hangi bölgeleriyle daha çok ilişkili veya güldüğümüz şeyle mi ilgili bu? İşte o daha zor bir soru. Hadi. Şimdi gülebilen canlılar, maymunlar, bir rivayete göre yunusların ciddi espri anlayışı var. Onlar hani espriye karşılık verebiliyorlar. Bu tip canlıların beyinlerinde ortak bir özellik var. Bizde de var. Çok hızlı, beynin ön tarafından arka tarafına hızlı bağlantıyı sağlayan bir grup hücre var. Bunları bulan adamın adıyla von Economo hücreleri deniyor. Bu işte iyi hücreleri falan da derler bunlara. Bu von Economo hücrelerinin görevi şu. Ön beyin bir şeyi tespit ettiği zaman bunu çok hızlı bir şekilde davranışa yansıtacak bir
acil telgraf attı gibi düşün. Böyle puf diye beynin diğer taraflarına iletiyor. Bu nerelere bağlı bu hücreler? Beynin ön tarafında işte bu insula dediğimiz bölgede ve beynin iç ön tarafında, yani şu dış kısmında değil de iç kısmının ön tarafındaki özel bölgelerde var işte. Anatomik terimlerle bymin diyorum ama işte meraklılar baksın, anterior insula diye bir yerde. Anterior insula. Septum bölgesinde. Tam beynin orta ara kısımları oluyor yani. Bu bölgeler neyle ilişkili diye bakıyorsun. Bir, beynin algılama merkezleri. İşte yüksek bilişsel işlev merkezleri önde. Hafıza merkezleri yanda, temporal korteks dediğimiz o şakak loblarında. Şimdi bunların hepsinin arasında bir ağır iletişim ağı oluşturuyor. Çünkü bu anatomik bilginin kimseye faydası yok. Bize anlattığı şey şu. Duyular beynimize geliyor. Mesela görme arkaya, işte işitme yan taraflara, işte diğer duyular kendi yerlerine falan, ama görme işitme burada daha önemli bizim için. Bilgiler değerlendiriliyor. Beynin ön taraflarında bunlar yüksek düzey ilişkilendirme dediğimiz bir süreçten geçiyor. Yani bunun anlamı nedir? Bu yaşadığım şey, bildiğim neye karşılık geliyor? Sonucu ne olabilir? Bu tarz değerlendirmeler orada yapılıyor. Ve eğer işte mesela üzücü ya da sevindirici ya da komik bir şey tespit edilirse, beyin hemen buna hızlı reaksiyon versin diye bir acil iletim hattıyla bu sefer icracı bölgelere, işte efendim motor hareketleri kontrol eden, kasları masları kontrol eden kısımlara arttırılan haber gidiyor. Bu haber sonucunda da mesela genellikle ne oluyor, işte bir şeyi, bir stand-up gösterdiği bir şeyi komik bulduğunda ho 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 diye hemen böyle bir patlamalı şekilde bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu patlamalı reaksiyon şunu gösteriyor. Beynin işlem bölgeleri, o bahsettiğin işte çalışmalarda daha önce seninle konuştuğumuz işte temporal korteks, oradaki ilişkilendirme alanları, ön beyin alanları, bunların hepsi işlemleri yapıp kararı veriyor. Neticede ortaya çıkan şey bildiğimiz beden hareketi aslında. Yüz kasları, nefes kasları, vırtsız, hepsi devreye giriyor. Fakat o kadar karışık bir işlemleme ki ve her farklı komedi tipinde, her farklı komik durumda farklı farklı networkler, hatta kişilerde farklı networkler devreye giriyor. Çünkü olayın algıladığımız kısmı, işte zihinsel değerlendirme kısmı, hepsi kişilere göre farklılık arz ediyor. Bundan dolayı beynin şu bölgesi komik bulur, şu bölgesi güler diyebileceğimiz bir network değil bu. Yok. Çok karışık networklerden bir tanesi. Beyin benim anlayabildiğim kadarıyla böyle anatomik olarak değil de işlevsel olarak bölümlendiriliyor. Yani bir bölge 10 tane farklı işte falan karşımıza çıkıyor yani. Peki bu beyin, biz güldüğümüz vakit bir takım iyi hormonlar mı salgılıyoruz, bize ne iyi geliyor, iyi geliyor gibi oluyor çünkü. Yani mutluluk kokteyli dedikleri bir şey var. Gerçi böyle deyince pek hoş durmuyor ama yani. Zeytin. Yani böyle bir grup hormon, ya bunların ismini herkes artık öğrendi çok şükür zaten. Serotonin, dopamin, endorfin falan gibi hormonlar. Ama mesela kortizol hormonu da artıyor bunların da. Kortizol normalde stres hormonudur. Kortizol ve adrenalin artma sebebi uyanıklık, neşe ve canlılık halini verebilmek için. Endorfin ağrı kesici, işte kederi azaltıcı bir etki yapıyor. Serotonin tatmin ve mutluluk veriyor. Dopamin zihinsel olarak bir ödül, vay işte güzel yaptın bunu. Aynı zamanda bunlar dikkat ve hafızayı arttıran bir etki yapıyor. Yani biz güldüğümüz zaman sevgili izleyiciler, bütün sistemi resetlemiş oluyoruz aslında. Yani bir dikkat, öğrenme, işte konsantrasyon vesaire açısından hemen bir üst seviyeye çıkaran bir şey bizi. Ben tabii bunun hep nöroevrimsel karşılığıyla ilgilenirim. Niye böyle bir mekanizma var? Yani basit bir gülme niye böyle bir şey yapıyor? Toplu hayatta, sosyal bir organizma olarak birlikte yaşadığımız hayatta, işte o beklentilere aykırı ya da sorun çıkarabilecek olası durumları bu şekilde bir alaya alma ya da bu şekilde bir komiklik unsuru yapabilme becerisi İnsanın zorluklarla başa çıkabilmesinde hakikaten çok büyük bir yardımcı. Hı. Ve esas aslında bence senin bu konuyu hani program meselesi olarak alman da önemli. Çünkü özellikle bizim ülkemizde ve dünyanın genelinde aslında mizahta bence bir kayıp var. Yani mizahı yitiriyoruz biraz, yani anlatabiliyor muyum? Ya da mizahın çeşitliliğini yitiriyoruz diye. Onu işte ilerleyen programlarda göreceğiz. Onu artık uzmanlarıyla konuşursun. Ben hani işin sosyolojik boyutunu çok bilmiyorum ama hani insan mizahı gerçekten çok çeşitli. Hani konuşuruz onun detaylarını ama biz şimdi bazı çeşitleri kaybediyoruz. Bazı hani hakikaten buna da gülünür mü denen şeylere gülmeye başladık. Hani biraz böyle bu konuda da maalesef insanın fabrika ayarlarından sapıyoruz. Zaten biz bu programa niyetlenirken aslında çıktığımız nokta oydu. Gülmek bu kadar faydalı bir şey. Sosyal fonksiyonu var. Mizah insan zihninin bilişsel ve yüksek düzeyde bir fonksiyonu ve iyi geliyor madem, değiştirebiliyor, dönüştürebiliyor bir şeyleri, kafa göz yarmadan mizahla ifade edebiliyoruz. Dahası var bak, daha sonra sen burada mizahçıları ağırlayacaksın mesela. Onlarla da hani bu konu muhtemelen gündeme gelecektir. Bir toplumun zihin yapısını en fazla değiştiren şey mizah.
Ben bunu iddia ediyorum. Yani bir insana bir şeyi güldürürsen bir daha o davranışı o insanın yapması çok zor. Kendisiyle dalga geçen insan en çok değişebilen, en çok sabit fikirlerini dönüştürebilen insandır. Ama aşırı ciddi, kendisini çok ciddiye alan, inançlarını, fikirlerini, işte görüşlerini çok aşırı böyle hayatının merkezine koyan tipler hem asık suratla sevimsiz oluyorlar hem de onların fikirleri zor değişiyor. Dolayısıyla mizah aynı zamanda hakikaten iyiye doğru dönüşmek için kullanıldığında çok da büyük bir yardımcı, çok büyük bir araç yani. Biz maalesef onu da çok kullanamıyoruz. Sevgili öğretmen arkadaşlar, derste o konuları ara verip 2-3 espri yapın, farkı göreceksiniz. Katılıyorum. Hakikaten öyle. Sen bununla ilgili şey de örnek verirsin, Cem Yılmaz'ın İngilizce esprileri. Tabii tabii. Yani bunu mesela net ben gözlemledim, ciddi söylüyorum. Bu İngilizceyi işte orijinal telaffuzuyla konuşmak çabası. Tabii bende de vardı mesela. Şimdi ne, yani ben onu bir refleks olarak, hani İngilizce ders anlatıyorum sonuçta. Mesela water'ı ben boda, water mı diyeyim yoksa boa mı diyeyim, hani gerisi şey kuzeyli aksanıyla mı diyeyim diye böyle ikilemlere düşen bir adamdım. O beni rahatlattı, anlatayım. Ya sakin ol ya, water de ya, R'ye vura vura de ya diyor ya. Yani bir kere bu dalgayı geçtikten sonra artık pasaport kontrolünde de çok daha rahat hissediyorsun kendini. Turist. Bu davranış değişikliğini dersle sağlayamıyorsunuz işte. Popüler, herkesin paylaştığı, ortak sosyal dile girmiş bu tip espriler. Bir şey daha söyleyeyim, bak o kamusal olan lafının kullanımını Türkiye'de aslında Cem Yılmaz'ın Arok filmi bitirmiştir. Arok filminde bir sahne var. Arif çocuğu okula götürüyor. Şey diyor ki, bak izleyin orayı bir daha göreceksiniz. Bekçi ben bu vaziyette okula alamam diyor. Tabii çocuğu görmüyoruz. Kamera sürekli Arif'le Bekçi'nin yüzünü kesiyor devamlı. Ondan sonra niye? Bütün çocuklar görüyor. Benimki de girecek. Kamera gidiyor gidiyor. Çocuğa bir kesiyoruz. Çocuğun Arif gibi bıyıkları var. Arkadaşım burası hukuk devleti. Bire gidiyor diye bıyık bırakamaz mı oğlan? Ne? Kamusal alan bu absürtlükle birleşti. Bizim kamusal alan lafı bitti. Muhtemelen bakılsa, ben bakmadım ama internetten kamusal alan araştırılma sayısı bile düşmüştür. Google Trends'ten falan baksınlar. Resmen o laf gündemimizden çıktı yani, anlatabiliyor muyum? Kamusal alan. Tabii mesela o laf o güne kadar, çünkü 90'lardan beri bizim duyduğumuz bir şey malum. Ama o filmin o sahnesi, bu arada film sihirli değil. Filmin en önemli özelliği gişe filmi. Çok seyredildi. Yani çok fazla insan bunu gördü ve ortak hafızada bir şekilde yer etti. Yani çok da hani Cem Yılmaz'ın filmlerini çok beğenmem. Ama Cem Yılmaz'ın popülaritesi ve gerçekten stand-up'larındaki başarısı mizahı onun elinde çok ciddi bir silaha dönüştürüyor mesela. Evet. Neredeyse kaybolmakta olan bir gelenek vardı bizim meddah. Batı kültüründe var olan stand-up bizde onun uyarlamasıyla iyi bir hale geldik. Hmm. Şu anda da hala en iyi temsilcisi. Yani sen benden daha iyi biliyorsun o işte antik Yunan'dan beri tiyatrosu, işte tabii, o tabii. Komedileri, dramaları bilmem neler. Ya yani insanlar neden böyle tiyatroyu işte bizde meddahlık olsun çeşitli. Ben daha geriye gideyim. Hani insanlar mağara duvarlarına resim yapmışlar, ellerinin işaretini koymuşlar, gördükleri hayvanları. Ben ondan önce insanların birinin aklına çizmek, duvara bir şey yapmak gelmeden önce iletişimsel olarak birbirlerinin yaşadığı komik, o slapstick komedi dediğimiz şeyleri bile taklit ederek bir şekilde sosyalliklerini tabii sağladığını düşünüyorum. Tiyatronun çıkışı bile oradan. Yani mesela maymunlara bakarsan onların mesela beynini bizim üçte birimiz kadar. Yani baya baya birbirlerine böyle tuhaf şakalar yapıp ondan sonra kakarak ikili gülüyorlar. Yani işte bir tanesi tutuyor, ne bileyim birinin daldan düşmesine sebep oluyor. O daldan düşünce hepsi böyle depinerek gülüyorlar mesela, yatıyorlar ha 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 falan filan. O muhtemelen bizim ilkel insanlarda da çok temel bir şey olmalı ki bugün çocukların güldüğü şeylere bak mesela. Onların da ön beyni çok güçlenmiştir. Tabii. Bir de işte o dediğim o mesela espriler arasında öyle bir fark var. Yani isim vermeyeyim, bazı filmler var. Böyle salaklık, sakarlık ve absürtlük üzerine kuruldu. Kolay gülünebilir. Tabii mesela bunlar da çok gişe yapıyor. Niye? Daha üst düzey bilişsel şakalara gülebilmek için eğitilmiş ve sözel dağarcığı geniş bir beyne ihtiyacın var. Yani mesela laf esprilerini yakalayabilmek. Mesela bazı espriler var, yaparsın çoğu kişi anlamaz. Anlayınca da basar kahkahayı. Onlar daha ziyade böyle sözel beklenti ihlallerine dayanır. Dolayısıyla iyi bir sözel bellek lazım, iyi bir sözel tecrübe lazım. Ama birisi işte bahçede yürürken tırmığa basıp tırmık suratına vurduğunda bütün çocuklar buna güler. Bu durum komedisidir. Durum komedisi için temel düzeyde bir beyin yetiyor. Ama daha üst düzey bir espriden hoşlanabilmek biraz birikim ve kültür düzeyiyle ilgili bir şey. Ona gülen daha gerizekalıdır, buna gülen daha zekalıdır diye bir şey yok. Şey farklı yani, hayatla ilgili durum birikim farklı olduğu için. O tamam yani, o zaman espriye gelelim. Yani bilişsel bir çıktı olarak gülme geliyor. Evet. Fakat bir şey zihinde işlemlerden geçerek buraya geliyor işte. Bir üstü örtük espri de yapıldığı vakit anlayabilecek koddaysan ve sen, muhatabı sensen esprinin, daha bitmeden gülme başlıyor. Tabii. O zaman beyin bunu çok hızlı işliyor. Çoğu tabii lep demeden leblebi anlıyor. Mesela kendi zihnimizde çoğu zaman tamamlıyoruz. Hı. İşte çoğu zaman o ihlalin geleceğini
fark edip onu kendi kendimize yapıp içten bir gülme oluşturabiliyoruz. Mesela ben sunumlarımda çok yaptığım bir espri var. Yani bu artık otomatik oldu. Herkes benden duymuş olduğu için. Mesela diyorum ki Türkiye birçok açıdan dünyada çok özel bir yer. İşte harika bir ülke şu bu. Burası build-up kısmı. Stand-upçılar öyle diyorlar. Burası yükleme kısmı. Ama diyorum bir konu var ki gerçekten Türkiye'nin bu konuda hiç rakibi yok. Özellikle ilk öğretimde 12 yıl boyunca İngilizce eğitim verip diye duruyorsun. Bir kahkaha patlıyor. Çünkü herkes biliyor ki tamam, 12 yıl İngilizce eğitim verince bu ülkede İngilizce öğretemiyorsun. Yani bu bildiğimiz bir şey. Şimdi burada ihlali onlara bırakıyorum. Çünkü ihlal gerçek bir durumla bağlantılı. Bu gerçek bir durum, acı bir durum, kötü bir durum. Ama bu kötü durum beyinde şöyle bir şey uyandırıyor. Hakikaten böyle bir rezalet bir hal var ama bu rezalet hal bizi öldürmüyor. Dolayısıyla rahat olabiliriz. Bizi öldürmeyen bizi güldürüyor diyebiliriz. Yani bir şey öldürmüyorsa, yaralamıyorsa, hayatımızı tehlikeye sokmuyorsa, amacımızdan bizi geri bırakmıyorsa, genel olarak hayatta kalma amacından. Dolayısıyla buna gülerek cevap veriyoruz ve bu bizi rahatlatıyor. Çünkü efkarlı bir şekilde ulan biz İngilizce öğretemiyoruz, ne yapacağız diye düşünmek çoğu zaman bireysel olarak bize fayda veren bir şey değil. Kendimizle dalga geçip rahatlıyoruz. Espri de galiba böyle bir şey. Yani o ihlali yakalayıp beynin buna böyle bir reaksiyon vermiş. Espri, şeyden kelime kökeni spirale, nefes, spiritus, ruh. Evet, bir de bir geliyor, olayın durumun içindeki ana nokta, ince nokta, nüans. Nüans. Şimdi espri mizahında o zaman ana noktalarından bir tanesi. Yani ama şeyde kaldım ben şimdi. Yani İngilizce 12 yıl dedikten sonra insanlar gülüyordu. Bunun bir çözümü vardı. Bir şey için bir altyapı hazırlamak gerekiyor. Ben işte çareyi anlatıyorum aslında. Yani onda da çare olarak şeyi veriyoruz. Orada da gene gülünüyor tabii. O da çünkü acı bir espri. Yıllarca İngilizce eğitim verip bir şey konuşturamıyorsun ama sonra o çocuk İngilizce konuşan birine aşık olunca 3 gün içinde İngilizce konuşmaya başlıyor. Demek ki duygularla bağlamak lazım. Duygularla bağlarsan beyin açılıyor. Yani böylece öğreniyorsun diye anlatınca. Ya da şey örnek veriyorum işte. Karadeniz'de 90'lı yıllarda erkeklerin Rusça öğrenme oranı. Yani bir anda patladı mesela. Hepsi çünkü Tolstoy'a meraklıydı. Kesinlikle. Ondan. O aralar keşfetmişler bu. Şey zekanın bir fonksiyonu yani aslında bu. Tabii mizah. Zekayla korelde. Tabii tabii. Şimdi, yani mesela zeka geriliklerinde, şizofrende, otizmde espri diye bir şeyi araya yazıp sokman çok zor yani. Yani zekayı o zaman biz şey diye tanımlayabiliyoruz değil mi? Yeni durumlara adaptasyon, hayatta tabii kalma düzeyi diyeyim. Şimdi mizah da bunun bir fonksiyonu olduğu vakit hani mizah yeteneği, espri yeteneği, zeka ile ilgili bir şey midir, gösterge midir? Oldukça. Alması, yapması. Hatta işte kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar. Gülerler. Tabii. Ama bayılırlar. Bayılırlar. Hoşlarına gidiyor. Çünkü şimdi insanda da birçok memeli canlı, diğer birçok canlı olduğu gibi dişi işte üreyeceği eşi seçecek. Erkek marifet gösterecek. Erkeğin tabiatta marifet gösterme şekli bedenindeki tüyler, müyler, işte kuşlarla falan olduğu gibi havalı bir görüntüsü olacak. Ama insanda bedende bir numara olmadığı için beyinde ve bilişsel özelliklerde bu marifetler var. Erkeğin espri yapabilmesi, sorun çözebilmesi, çeşitli zeka gösterilerinde bulunabilmesi genellikle dişiler tarafından, artık insanda dişi demiyoruz, kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor. Dolayısıyla espri yapıldığı zaman da zaten genellikle erkeklerin çok espri yapmaya meylettiğini ya da niyet ettiğini görüyorsun. Hepsi beceremiyor ama becerebilenlerin reytingi hızla yükseliyor mesela toplu bir ortamda bakarsan. Bu arada şey ilginç bir çalışma okudum. 2 sene kadar evvel bu konuyu işte bir yazı nedeniyle çalışıyordum. Kadınların esprilerine gülünme oranı çok düşük. O yüzden kadın stand-upçı sayısı neden az diye bir araştırma yapılmış. Kadınların esprilerine %30 oranında daha az gülünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma. Kadınlar da erkekler de bu arada daha az gülüyorlar. Yani kadınların önünde zor bir durum var. Niye? Evrimsel olarak bu çelişkileri yakalayıp işte anında espri üretebilme yeteneği bir şekilde hani erkekten beklenen bir özellik gibi gözüküyor. Çünkü erkek gösteri yapmak zorunda ya. Ondan mı gülmüyoruz acaba? Allah Allah, ilginç geldi bana. Evet, yani böyle evrimsel psikologların iddiası böyle. Kadınlar ise şöyle bir durum var yani yine benzer araştırmalarda. Kadınlar gerçekten kendini güldüren erkeği daha çekici buluyorlar ama erkekte böyle bir kriter yok. Erkek kendi şakasına gülen kadını daha çekici buluyor. Kim daha çok gülüyorsa o buluyor. Hani Türk filmlerinden hatırlayın, o filmin genellikle bir kötü kadın karakteri vardır. İşte Ali Yaron'a bari. Onun böyle şuh kahkahaları olur ya da Berkız neydi birisi oluyor. Lale Berkız. O da evet kakırı kikiri gülmek. Mesela o bunun bir abartılmış versiyonu. Hanımlar hoşlandıkları beylerin esprilerine daha yüksek bir beğenme gösterisi yapma ihtiyacı hissediyorken yani mesajı aldım ben gibi bir şey olarak yorumlanıyor. Sosyal gülüş de oluyor mu? Tabii tabii. Sosyal gülüş ama şey o biraz samimiyetsiz. O yemiyoruz onu. Şeyi peki ha onu soracağım. Şimdi mesela bu kalemi aldık, ısırdık.
Ve böyle konuşmaya başladık. Evet. Bir tiyatro alıştırmasıdır da aynı zamanda artikülasyon için. Şimdi gülmekle ilgili kaslarımız çalışıyor. Herhangi bir gülmekle ilgili uyaran yok. Ama beyinde bir şeyler oluyor ve istemsizce gülmeye başlıyoruz. Evet, evet. Bütün kaslar giriyor devreye. Aynen. Sürekli mesela karşında sırıtan bir adam olsa da aynı etkiyi yapıyor. Devamlı sırıtan biri sende de mecbur bir sırıtma isteği uyandırır. Çünkü o bulaşmayla ilgili bir şey. O bahsettiğin genellikle işte bu embodied cognition ya da bedenle biliş dediğimiz bir alana giriyor. Bedenin hareketleri zihnin çalışmasını ters yönde etkiliyor. Yani ters yönde derken bizim alıştığımız ne? Buradan karar çıkacak, bedenle alacak. Tersi de var ama. Mesela beden pozisyonu değiştirildiği zaman zihinsel çalışma biçimi değişiyor. Özellikle yüz kasları ve yüz derisi. Yani bu konuda çok önemli çünkü burada çok fazla sinir ucu var. Hassas bir yer malum işte vücudun girişi burada, gözler, duyu organları. O nedenle yüz kaslarının aldığı biçimler beyne insanın nasıl hissetmesi gerektiğiyle dair bir bilgi gönderiyor gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten böyle ayna karşısında da kendini sırıtırsan bir iki dakika, üç dakika. Garip bir şekilde kendini mutlu hissediyorsun. Çoğu insan sırf onu hissetmemek için böyle saçma saçma ben de kendime gidiyorum ayna karşısında falan diye o pratiği yarım bırakıyor çünkü devam ediyor. Kendi gülmek lazım. Tabii lazım. O mesela kalemi yerleştirme işi deney var yani bir paragraf işte böyle hafif espriler içeren paragraf okunurken ağzına şöyle bir kalem alırsan o sana daha komik geliyor. Ama eğer kalemi şöyle yani dudaklarını büzecek şekilde tutarsan o zaman okuduğun şey sana daha az komik geliyor skorladığında. O kadar mesela ya da işte izlediğim şeyi daha az komik buluyorsun. Bu bize yüz şeklimizin dahi ortamı algılayışımızı değiştirdiğini ve verileri nasıl değerlendireceğimizi belirlediğini gösteren bir şey. Bedenlenmiş bir işlenen hikayede böyle bir şey zaten. Güzel bunu psikologlar, psikiyatrlar kullanmıyor mu yani? Gülün kendi kendinize falan. Yani bunu dediğin zaman şeyler bozuluyor hatta psikologlar falan. Çünkü bu genellikle kişisel gelişim özellikle Anthony Robbins'in yıllar evvel biz ta üniversitedeyken çıkmıştı o bir tane kitabı vardı. Neydi? İçindeki devi uyandır falan. O kitaplarda falan yazan bir şeydi. Ben o zaman çok dalga geçmiştim. Ben dalga geçtim yani. Lan dedim olur mu böyle şey. Sonra öğrenince sinir sistemine herif doğru bir şey yakalamış yani. Hakikaten çalışıyor. Bu arada deneyin. Yani sabah ilk 3 dakika uyandığınızda çok önemlidir. Günün tonunu belirler. O ilk 3 dakikada çaktırmadan banyoya gir, ayna karşısında bir sırıt kendine. Yani 2 dakika yapacaksınız bunu. Gününüz biraz farklı geçebilir. Yani denemesi bedava. İlk tavsiyemiz bu olsun. Sabah kalkınca ilk 3 dakikada bir gülün. Bir gülün değil mi? Biraz gülümse uzunca yani. Şöyle 1-2 dakika devamlı. Ayna karşısında çok salak gözüküyor. O yüzden tek başınız olun. Bu ara bir yani birisi, kahkahalar getirir yani. Nasıl yani hocam onu biliyorum. Yani aa falan. Şey kim yapıyordu böyle aa Yıldo gibi falan. Ya aa. Sen de ne çok yapardın ama bir zaman her yapar sabah Yıldo gibi gelirdi burada. Aa. Ya kalabalık bir ortama giriyorsun. Güzel bir giriş yapman lazım. Antre. Gerçi gerek yoktu. İlk günden sonra tanıyorlar. Ama yani böyle sakallar falan beyazlanınca da tuhaf duruyor. Aa falan gibi hareketler. Tamam. Değil, biz arada yaparız. Kamera kapatsın. Üstü yaşarız.